Ya kefenin cebi yok Mert Bey. Dünyaya <laughs> bir kez geldik. mı götüreceğiz. Aa, demiyorlar. Bas bas paraları Leyla'ya bir daha mı geleceğiz? Dünyaya türküleri de yok. Küçük paralarla ne yapabiliriz? Youtube'dan kendini takip edeceksin. Hiçbir şey bilmiyorsun kardeşim. Altın alacaksın ya. Ya da %10 bile olsa gram 3000 lirayı görmüş olacak otomatik olarak. Alma zamanı demeyi. Alma zaman. Tam da bu zamanlar. Ne alsın? Faizlerde bir düşüş olsun. Oraya hurra bir hücum başlayacak. Bu evler nerelerde? Dediğiniz yani? Her yerde var. Eviniz varsa satmayın. siyah tişörtlerim vardır. Bir iki tamam. üç tane pantolonum vardır. Bir iki tane ayakkabım vardır. Yani sürekli aynı ayakkabıyı Yazın. Bu ayakkabıyı ayağımda görecekler. Yani en nasıl hızlı olur? büyüten nedir bir en parayı? En hızlı büyüten biri akarken doldurmuş, öbürü akarken hep gelecek zannetmiş. Ay Ferda'cığım bu arabayı mı kullanıyorsun? Ay Ferda'cığım bu çantayı mı kullanıyorsun? Soruyu bakıyorsun. İşte yine Rami Koç 75 dolarlık saat kullanıyor. Yani bu adam utanmıyor bundan ama bizim arkadaşlar utanıyor 75 dolarlık saatten. Bu insanların hepsi iki ayaklı, hepsi iki elli, hepsi iki gözlü, hepsi saçlı. Aynı ya ve aynı şehirde yaşıyorlar. Bu farkı yaratan nedir biliyor musunuz? Komplekslerinizdir. Sistemin size dayattıklarıdır. Ya param bittiği için değil. 10 bin lira maaşım varsa 2 bin biriktirmişim ya. 8 bin liraya gelmişim. Çok hedefim durmuş diyor. Defterimde yazıyor çünkü gitme diyor hedefim bana. Bey özledik size hoş geldiniz. Siz özlediniz de tabii izleyici özledi mi bilmiyorum. Özledi özledi. Ne mutlu Siz, bana. Sizin videoları hep izler izleyici biliyorsunuz. Bu o önemli bir göstergedir. Bir de efendim Sihirli Kumbara diye çocuklara dönük bir kitabı var. Evet. Ben bunu yeğenime götüreceğim. Muhtemelen bunu yazma amacınız çocuk daha doğrusu ağaç yaşken Bravo. eğilir mantığıyla mı Bravo. yazdınız? Aynen bu Türkiye'de ilk şu anda çocuklara, küçük çocuklara 10 12 13 14 yaşlarında, 7 8 yaşlarında çocuklara tasarrufu aşılayan, bu gösterişten kurtulup küçük paralarla bir şey yapabileceğimizi anlatan çizgi bir kitap. Hayalim Gerçekten o. bak tasarruf, yatırım dersi olmalı. Ve dışarıdan e, artık ekonomist mi olur sizin gibi bu konunun uzmanı isimler bilemiyorum. Gerçi ekonomistleri dinlemeyin diyor akt Ben ekonomi olmam, okumuş olmama rağmen ekonomistlerle o profesörlerle beraber büyümüş bir insan olarak İstanbul Üniversitesi'nde diyorum. Çok da dinlemeyin ben demiyorum bakın. Varın Bafıt diyor. Ona gireriz. Bak, Varın niye? Bafut, diyor. Allah aşkına hazır yeri gelmişken söyleyin. <laughs> bak, niye ekonomistleri dinlemeyelim? Şimdi neden? Şimdi bakın. Ekonomist bilim adamıdır. Tamam. Bilim adamı ne demek? Bir veri ve gerçeklik varken söyler. yani nedir? Diğer ki ekonomist, bakın hep söylüyorum. Ekonomist der ki bunun üzerine dediğinizde boş der. Ekonomist sonra bunu koyarsınız ne, var burada dersiniz? Bardak, bardak, var bardak. der. Ekonomist ha. budur. Bilim adamıdır. Ekonomist şunu diyemez. Bakın burada hiçbir şey yok şu an ama bunun altlığı var. Buraya bardak gelecek ve su olacak diyemez. Bu bilim adamlığına terstir. Dolayısıyla onlar doğru bilgiyi verdikleri için genelde Piyasalar ama önden fiyatlar. Yani bu bardak buraya geldiğinde fiyat zaten 30 lira oluyor. Dolayısıyla parayı kim kazanır? Parayı ekonomist değil. İşte Warren Buffett bunu anlatıyor. Yatırım danışmanı olur, işte başka bir bilgisi olur. Halkta sokak çocuğu olur. Hiçbir şey bilmeden kendini geliştirir. Ne olduğunun önemi yok bu konuda. Diyor ki adam bunu burada yokken görebilen, iç görüsü olan, vizyonu olan kişi kazanır diyor. Çünkü bakın burada bu yok. Gelecek geldiğinde prim yapıyor burası. Gelmeden önce alan kazanıyor. Anlatabildim mi? Tam tersi de kötü haberlerde geldiğinde diyor ki adam çok kötü battık. Ya bakın iki tane örnek vereyim. Orada anlayın niye ekonomistler. 2009 yılında dünyanın en büyük, burada tek varım bafıtla söylemiyor bunu. Dünyanın en büyük bu kitaplarla ilgili Robert Kiyosaki. ikincisi de şey, paranın e, psikolojisi adlı kitaplar. Çok satan kitaplar da diyor. Ekonomi kanallarında, ekonomistleri dinlerseniz para kaybedersiniz diyor. Şimdi bunun çok uzun ama bir tane nedeni buydu. İkincisini söyleyeceğim. İkincisi de Genelde dünyada da Türkiye'de daha da fazla ekonomistler siyasi angajeleri olan insanlar oluyor. Yani adam bir iktidarı sevmiyorsa, Trump'ı sevmiyorsa devamlı Trump'la ilgili kötü. Erdoğan'ı sevmiyorsa battı batacak bu adam, ülkeyi de batıracak veya tam tersine ona da angaje ise bu adam gelecek, çok güzel olacak, daha da uçuracak, Türkiye Almanya'ya geçecek, Japonya'yı kıskandıracak diye konuşuyor ve yanlış bilgiler veriyor. Objektiflikten kaçıyorlar. Üçüncüsü, üçüncüsü de şu Genelde ekonomistler veya sadece ekonomistler değil, bilim insanlarının hepsi için geçerli. E, şekerle ilgili, kolesterolle ilgili, Canan Hoca anlatıyor, başka hocalar anlatıyor. Bütün bilim insanları maalesef ve maalesef... Farklı şeyler söylüyorlar. Daha beterini söyleyeceğim. Nerelerde okuyor bu insanlar? Amerika'nın en iyi okullarında okuyor. Peki bu Amerika'nın en iyi okullarında okuyan insanlar, bu okullar genelde nereden fonlanıyor, nereden besleniyor? Amerika'daki belli yerlerden besleniyor. Dolayısıyla siz o vakıfların, o vakıfların veya işte o derneklerin e, öğrettiği bir insanın çok objektif veya çok doğru bilgi vermesi her zaman olası olmayabilir. Bir sürü nedeni var. Bunu yumuşakça anlatıyorum. Ama benim babam Alman lisesi mezunuydu. Alman lisesi derken Alman lisesi sonra Avusturya Koleji falan filan okudu. Çok iyi okullarda. Ya bir Alman aşı olarak yani büyümüştü. Kafa öyle yıkandığı için. Dolayısıyla o verileri böyle tam objektif göremiyorlar. Bu üç nedenden dolayı bunu varın bafı diyor. Diğerler De ekonomistler diyor çok şey yapmayın. Hatta kendisi diyor bir tane var mı diyor zengin, süper zengin diyor kendim gibi diyor adam tam yok diyor. Ama insanlar dinliyor diyor. Sonra da yanılıyorlar diyor. Bununla ilgili Türkiye'den iki örneklerim. Türkiye'de en büyüklerden bir tanesi şey piyasası, konut piyasasıyla ilgili bundan 3-4 önce çökecek, dolar uçacak dedi. İnanılmaz, yanıldı insanlar. Evet, şey yaptı, Ev almadı insanlar. Emranlar, ona inandı. İkincisi başka bir tanesi de Türkiye piyasası e, tuvalet kağıdı, hisseleri tuvalet kağıdı seviyesinde dedi. Tuvalet kağıdıdır dedi, alınmaz dedi. Sonra borsa uçtu. Bakın yalan söylüyorlar demiyorum. O günün verileriyle doğru ama ya da bundan bir yıl önce soruyordunuz. Türkiye bat, çok kötü, CDS'ler çok kötü, Türkiye batıyor diyorlardı. Bu ülkede denmedi mi? dolarlarınızı çekin kasalardan şey koyun kasalara bankalar batıyor denmedi mi? Bu ülkeler evet. bankalar e, da böyle demedi mi Ya yani Dolayısıyla dolar uçacak denmedi Dolar uçtu uçtu ne oldu? Hiçbir şey kazandıramadı. Enflasyonun altında kaldı. Dolayısıyla bir sürü nedenden dolayı e, daha çok bilgi e, tabii ekonomistleri de dinleyeceksiniz başkalarını diyeceğim. Ben genelde ekonomistleri dinlerim ne, yap, ne derlerse ben ekonomi mezunu olmama rağmen. Bakın İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Bir sürü en iyi hocadan ders almış bir insan olarak diyorum. Dinlerim Tam tersini yapanın küçükten beri. Bakın gerçek söylüyorum. Çünkü onlar doğruyu söylüyorlar ama onlar şunu söylüyorlar. Yani herkesin herkese verdikleri veri yani ne diyecek adam? Türkiye ekonomisi çok kötüken süper diyemez ki diyor ki en kötü yerdeyiz. Çok kötü diyor. İşte tamam ne demek bu? Alma zamanı demek. Alma zaman ne alsın? Tam da bu zamanlar ne alsın? Şimdi, Yatırımı hiç dinleyen birine bir tavsiye Şimdi mesela konutla bulurum. ilgili mesela şey diyorlar. Son dönemde bakın sahaya çıkmayan sadece rakamlardan bakanlar veya işte objektifliklerini kaybetmiş insanlar konut fiyatları bir yıldır çökecek çökecek diyorlar. Çökmez diyorum ben TL olarak artar. Her program. Bir yıl önce programımıza söyledim ben bunu. Aslında baktım. TL olarak artar. RL olarak da enflasyonun altında kalır. Ama çökmez. Çünkü Türkiye'de... Türkiye bir Amerika değil. Amerika gibi yorumluyorlar insanlar. Çünkü Amerika'da eğitim almış çoğu veya başka ülkelerde ama... Türkiye'de kayıt dışı para var. Türkiye'de bakarsanız herkes... Herkes mi? %90'ı asgari ücretle çalışıyor. Ama adam BMW kullanıyor. Adam Ferrari kullanıyor. patrona asgari ücret göstermiş. Yani Türkiye'de böyle bir kayıt dışı var. Veya bir başka şeyler var. Biliyorsunuz yani... Şimdi... Türkiye'de böyle olduğu için siz tamamen verilere bakarak göremezsiniz. Sahaya çıkmanız lazım. Ama biz sahada şunu görüyoruz yıllardan beri. Şimdi görüyorum. Bu kadar ekonominin kötü döneminde bile. Bakın rakamlara bakıyorsunuz. Adetlerde artma devam ediyor. Yani Amerika'da veya İngiltere'de veya Avrupa'da kredileri kapatsalar veya böyle %50 falan diye %25 olsa ekonomileri çöker. %90 düşer fiyatlar. Biz de hala düşmüyorsa ve hala düşmemesine rağmen TL bazı ufak ufak artıyorsa hala birileri alıp satıyorsa bu ne demek biliyor musunuz? Yarın bir gün bu faizler düştüğünde üzülerek söylüyorum. Buna sevinerek söylemiyorum. Üzülerek söylüyorum. Daha da fena olacak. Fiyatlarda bir sert artış olacak. Dolayısıyla imkanı olan diyorum her zaman böyle dönemlerde. Ekonomistlerin ülke kötü dediği dönemde. İşte onun soracağım faizlerin çok yüksek olup insanların almak istemediği dönemde imkanıyla mümkün olduğu kadar mal alması lazım. Mal nedir? İşte bu konut olsa konut, topraksa toprak, neyse ne. Arabaysa araba. Bence araba yatırım değildir o ayrı bir konu <laughs> ama ihtiyaç varsa. Çünkü niye? Tekrar söylüyorum. Sizin pazarlık edip alma şansınız var. Bakın Ferhat, geçen gün bir yer geldi. Bu stüdyonun metro sitedeyiz şu anda. Hemen arka tarafında Trump'ın orada bir yer. 3 milyon liraya bir daire geldi. 2 daire bu arada. 1 artı 1 ve 2 artı 1. 3 milyon ikisi beraber. 31 bin lira kira getiriyor. 8 yılda amorta ediyor. Şimdi bunu bir yıl önce aynı ev. Belki 4-4,5'a bile alamayacaktınız. Belki 3 800 alamayacaktınız. Şu anda böyle piyasanın bu şeyinden dolayı böyle sıkışanlar çıkabiliyor. Faizler yüksekken e, alıcı azdır bir kredi kullanamayan çok insan var. Hı, hı Birinci, ikincisi de bir kısmı da ben kredi kullanmıyorum ama paramı da faize tutuyorum diyor. Yine almak istiyor. Dolayısıyla böyle dönemler sizin benim param var, imkanım var. Almasam. Al, alma, al, pazarlık etme. İlla alın demiyorum ya. Bir pazarlık edip keyfini sürün yani. Çünkü bir yıl sonra o adam aynı eve 6'ya veriyoruz ve vermiyorum 7'ye gel diyecek size. Çünkü talep çok var. Bakın hala çok fazla genç nüfus var. İnşaat şirketi. Ha ama şunu unutmak lazım pardon. Ben ev derken şu evleri kastetmiyorum. Orada da bir Türkiye'de toplu bir konuşma var. Her konuda yaptığımız gibi 40 milyon, 30 milyon, 50 milyon, Bağdat caddesindeki, Beşiktaş'taki plazalardaki bir artı bir küçücük evleri 40-50 milyona marka evlerden bahsetmiyorum satılan. Ne Demek istediğim internete girecekler. Bakın şu anda 1 milyonu 4 milyon arası ikinci el alın demiyorum. Ama talebin nerede olduğunu söylüyorum. İkinci el 1 ile 4 milyon arası ikinci el İstanbul'un çeperlerinde veya başka yerlerde evler var. Ve insanlar bunlara gücü yetiyor artık. Yani burada büyük bir talep var. Yani faizler düştüğünde 50 milyona zaten bir parası olan yoktur. Biz sevdenlerden büyük ihtimalle de 50 milyonu olan adam beni niye sevsin ama hani var diyelim 50 milyonu 1 artı 1'im var. Bu 60 milyon olacak demiyorum. Orada artış olmayabilir. Ama alt tarafta 1 ile 4 milyonluk bir kesimde çok ciddi bir heyecan var param olsun bir şey alayım. Bileziklerimi satayım, toprağımı satayım, arabamı satayım. Dolayısıyla orada çok büyük bir genç nüfus var. Çok büyük bir talep var. Herkes çoluğu çocuğu için evlenmeden önce bir şey almak istiyor. Dolayısıyla orada bir faizlerde bir düşüş olsun. Oraya hurra bir hücum başlayacak. Bu evler nerelerde dediğiniz yani? Her yerde var. Yani her internete girsinler, o sarı sayfalara girsinler. Sarı sayfalarında reklamını yapmayayım ama girsinler. 1 milyonla 4 milyon saniye var her yerde. İstanbul'da da var. İşte değil mi? Bugün geçenlerde e, Mecidiyeköy'de vardı. Ondan sonra Kurtköy'de var. Her yerde İstanbul'un her yerinde böyle yerler var. Ama orada yine diyorum her zaman şu şey yapmayacağız armudun sapı üzümün çöpü demeyeceğiz. Bizim milletimizde de o var. Milletimizde demeyeyim de. işte biraz böyle eğitim yapımızda genetik e eğitim sistemine da var. göre biraz daha eğitimli olanlar da var. Bak eğitim seviyesi düştükçe vallahi çok daha güzel yatırımlar yapıyorlar. Benim hep yine söylediğim şey kızdıracağım yine ama ne kadar profesörlüğe doğru ilerliyorsun, yatırım yapma şansın bozuluyor, yapamıyorsun. Ne kadar az eğitimin var, o kadar güzel yatırım yapıyorsun. Bak samimi söylüyorum hatta geçen o yer geldiğinde ben dedim ki arkadaşlar bak dedim gördüm. Dedim, bir sürü eğitimli benim o kolejden bu bilmem ne üniversite arkadaşım. Hepsi gidecekler ay may may diyecekler. Orayı beğenmeyecekler İstanbul'un göbeğinde. Bir tane esnaf dedim. Gidip alacak. Alacak orayı dedim. Vallahi de öyle oldu. Bir tane esnaf. Ta karşıdan abi dedi orası uygunmuş ya dedi. Bu devirde 31 bin lira kira getiren yeri 3 almak bedava. Hem de İstanbul'un merkezi. Benim arkadaşlar eğitimli arkadaşlar işte orada şu risk var. Burada bu risk var. Orada ne olur mu? Buradan bu olur mu? Çünkü okullardaki eğitim sistemi işte Warren Buffett'ın ve bu Kiyosaki'nin de benim de tezim bu. Okullardaki eğitim sistemi sizi iyi bir yatırımcı olmamanız için, korkak bir ha. yatırımcı olmanız için e, hatta hiçbir şey olmamanız sadece iyi bir çalışan olmanız için. Sistemin kölesi. Sistemin kölesi yapıyorlar. Bunu Rockefeller kendi anlatıyor ya 1902 yılında diyor ki biz bir sistem kuracağız diyor. Tuvalete kalkarken bile izin isteyecek insanlar diyor. Bunlardan ne beklersin? İtaat beklersin diyor. Ve bunlar diyor hiç zaman diyor, para ile ilgili çok şey öğretmeyeceğiz diyor. Ee, daha çok diyor kendi işini öğreteceğiz. Dolayısıyla sistem böyle olduğu için e, biraz buna bu da yine bilin, bilmiyorlarsa araştırsınlar. insanlar biraz garip bir Dunning-Kruger sendromu evet. diye yazsınlar. Eğitim seviyesi arttıkça insanların korkuları arttığı için yatırım kapasitesi düşüyor. Dolayısıyla biraz buna cahil cesaret ediyoruz ama baktığınızda gerçekten dönen nerede başarılı insanlar var? Daha az eğitimli oluyorlar. Peki siz şunu diyor musunuz hani vakti zamanında aman işte evler patlayacak, edecek falan deyip insanları ev almaktan alıkoyan ekonomistler oldu dediniz. Ama mesela siz de şunu söylüyorsunuz. Yanlışım varsa düzeltin. Tam da bu dönemler hala alma şansınız varken alın. Birkaç yıl sonra hiç alamayabilirsiniz. Bunu niye söylüyorsunuz? Çünkü söylediğimiz şey şu. Evet, bakın İstanbul'da İstanbul'u bırakın Türkiye'de kaç milyon insan? 2,5-3 milyon insan üniversite sınavına giriyor. Hı hı. Dünyada nüfusuna oranla bu kadar genç nüfusu olan bir ülke çok az. Hı hı. Çin'de var, Hindistan'da var, işte Malezya'da var, Endonezya'da var, pa Pakistan'da falan var, İran'da var. bu Biz bir Avrupa değiliz, biz Yunanistan değiliz. Biz bir Fransa değiliz. Yunanistan'da, Fransa'da, işte İskoçya'da, Miskoçya'da insanlar evlenmiyor, çocuk yapmıyor. Bizde de başladı ama bizde en azından son 20 yıl öncesine kadar evlenip çocuk yaptıkları için insanlar. Bir de üzerine göçmenlerimiz var bir sürü. Afrikalısı var, Pakistanlısı var, Suriyelisi var falan filan. Çok fazla genç nüfus var. Bu insanların önümüzdeki 20 yıl, bak 25 yıl sonra farklı konuşabilirim ama şu an önümüzdeki 20 yıl hala inanılmaz bir talep var. Ve bu talebi karşılayacak inşaatçılar ev yapamıyorlar. Bakın ev yapılamıyor sokakta gördüğünüz evler yapılıyor derken onlar 50 milyonluk 30 milyonluk evler yapılıyor. Zenginlere üst seviye ev yapılıyor. Hep onu söylüyorum. Ama bizim gibi bu burayı seyredenler insanlar gibi insanlara ev yapılamıyor. Şu an internete herhangi bir dışarı çıkın. 2 milyon 3 milyon 4 milyon 5 milyon bandında ev yapan inşaat şirketi yok. yok İstanbul'da doğru. yok. Anadolu'da yine 2-3 yok. Ne demek bu? Mal yok piyasada. Üretim yok. Talep hala çok. Çocuk var. Bu insanlar ne olacak? Her yıl 3 milyon üniversite, 2,5 milyon üniversite. Bunlar üniversite bitirince ne yapacak? Evlenme. Benle otur mu diyecek herkes. Dolayısıyla talep var. Önümüzdeki 20-25 yıl böyle de. Ha ben evi süper yatırım olarak görmem için zaman ama eviniz varsa satmayın. Tamam mı? Birincisi mecbur değilseniz çoğun çocuğunuz varsa kalsın. Hele bir de böyle büyük metropoller artık işte zaten konuşuluyor biliyorsunuz. Mülkiyetsizleştirme falan filan konuşuluyor. Yani İstanbul gibi Londra gibi böyle büyük. Siz gittiniz işte anlatırsınız. Yani Londra'nın merkezinde siz Londra'lı göremezsiniz. Beyaz adam göremezsiniz neredeyse yani. Aynen öyle. Ha, ya şeydir zengin Rus vardır ya Arap vardır Arap ya Türk var, vardır. uzak Doğu var. Dünyanın Her yerime, 80 milletten adam var. Bir İngiliz göremezsin çok fazla yani. E, şunu hep duydum herkesten ki kendim de yaşayarak Heh, deneyim sizde, dedim. Anladın daha çok güzel bir Ben söyleyeceğim kızıyorlar çünkü. <laughs> söyleyeceğim bak şimdi hep Mert Bey bize şöyle anlattı ya. Biz biraz dedi oryantalist kafayız dedi. E, bayılıyoruz maddeye. Ve Markaya lüks gösterişe. Lüks tüketime gösterişe. Bunun yansımasını Londra'da kaldığım bir ayda gördüm. Önce şuradan başlayayım. Londralılar, Britishler asla Londra'nın içinde yaşamıyorlar. Evet. Outside denilen Londra'nın Paraları da yok, yaşayamazlar. İçerileri çok pahalı oldu. Aynen. İki, e, şimdi büyük büyük designer markalar var. Bir de böyle e, bizdeki gibi... Her dizayner markayı bulabileceğiniz devasa bir e, lüks. Evet. Bir o, da sahibi, var. o da Arap sahibi. O da Arap sahibi. Şimdi onun da böyle. Diyanon bir... eski kocasının şeyi orası Tabii. Mesela, evet e, Bir de onun bir benzeri evet. var. E, sarı poşetleri var, tamam mı? O sarı poşeti ben bir İngiliz'in elinde Değil görmedim. Misiniz? Utanır. İngiliz nereden zul, alışveriş zul yapıyor? biliyor musun kendine? Utanır yani. İngiliz nereden alışveriş yapıyor? Kendilerine ait, gayet düşük bütçeli mağazalardan alışveriş yapıyor Bravo, işte. ve asla o designer yerleri önünden, yanından geçmiyor. Ne evet, küçümsüyorlar biliyor musunuz? Çok kulaklarınızı çınlattım orada. Tam dedim Mert Bey'in söylediği şey. Ben, ben şeyi İngiliz olmalıymışım. İçimizdeki İngilizler de <laughs> İçimizdeki İrlandalılar var ya. İngiliz İngiliz <laughs> ee, bizim gibi gösteriş meraklısı olmadığı için Böyle gereksiz şeylere para harcamadığı için ne yapıyor? Onlar bir kez ekonomik refah içinde oluyorlar en evet. azından. Böyle bizim kadar böyle konu komşuya bir kez onlar konu komşuya hava atacağım diye e, düğün yapıp da borçlanıp ya da iPhone alıp da borçlanıp hayatını ipotek etmiyor. Onlar hayat yaşamaya harcıyorlar parayı. Yemeği harcıyorlar, işte tatil harcıyorlar, gezme. Biz gez, biz kendimiz için harcamıyoruz. Biz millet için harcayan bir toplumuz. İşte bu Orta Doğu kafası derken Orta Doğu gittiğinde görüyorsunuz zaten. Her yerde öyle. Şeyde de öyle yani. Orta Doğulular öyle, Ruslar öyle. Yani sonradan para kazanan toplumlar daha kendini hazmedemedikleri için biz belki 100 yıl sonra böyle olacağız. Veya işte bu kitap gibi kitaplar çoğalır. Benim gibi insanlar çoğalır. Ve ünlüler, sanatçılar da bu kafaya gelir. Siyasetçiler de bu kafaya gelirse eğitim sistemi böyle olsa belki değişiriz ama orada e bizim bizim toplum gibi toplumlarda maalesef daha bu olmadığı için, Ruslarda da var böyle, yeni kazanmış, düşsene yeni kazandık parayı diyor, göstermek istiyor. Arabanın en büyüğünü almak istiyor. Amerika'da buna zengin zenci sendromu denir mesela. Zencilerde varmış orada, siyahilerde. Çünkü ilk parayı kazanıyordan buraya kadar altın alıyor. Almak da haklı, adam 30 yıl önce fakirlik çekmiş. Ben zenginimi göstermek istiyorum Biz de çantayla yapıyoruz. Dolayısıyla onlar onu yapmıyorlar. Ya şeyde bile öyle ya, tatillerde bile öyle. Şimdi ben çok geziyorum iş için. Bakıyorum mesela Fethiye'de hep onu anlatıyorum. Fethiye'de İngiliz'i, İrlandalısı bilmem neresi yanında fıstık gibi kız arkadaşı, fıstık gibi erkek arkadaşı parmak arasıyla dans ediyor. Akşam evet. da o parmak arasıyla e, dans ediyor. Gündüz de onunla dans ediyor. Denize de giriyor bilmem ne yapıyor. Üç kuruşla bira içiyor mutlu oluyor. Bizim Türkler oraya gitmiyorlar bir kez. güzelleri biz gitmiyoruz bu arada. Biz gidiyoruz Bodrum'un sıcak denizi olan yerleri var. yalık Yalıkavak falan böyle. Kuyruk içinde aynı yerlere giriyoruz. Onların bedava girdiği denizlere on bin lira beach'e para veriyoruz. Denize falan da girmiyoruz kıyafetle, ceketle artık abartıyorum ceketle, gömlekle böyle Tabii. dans ediyoruz. Makyajla dans ediyoruz ve bütün günümüzü böyle geçiriyoruz. Birbirimizi keserek, bakarak. Biz garip bir toplumuz. Vallahi diyorum yani. Bu adamları gördükten sonra görmeyeceğim yani bunu görmeyeceğim. Dün Finlandiyalı biri yazmıştı. Finlandiyalı biri yazmış. O kadar haklısınız ki diyor. Finlandiya'da da böyle diyor. Mert Bey insanlar böyle. İşte o yüzden bakın. Norveç Varlık Fonu diye bir fon geliyor. O kadar çok paraları köşede var ki bunları yemedikleri için. Onlar şey demiyorlar yani ya kefenin cebi yok Mert Bey. Dünyaya bir kez geldik. Mezarımı götüreceğiz. Ama demiyorlar. Bas bas paraları Leyla'ya, bir daha mı geleceğiz dünyaya türküleri de yok. Norveç varlık bunu gidiyor Türkiye'nin hisselerini alıyor şirketlerini Büyük evet. şirketlerimizle ortak oluyorlar. Yani biz bu kafayla gidince her şeyimizi satmak zorunda kalıyoruz. Birileri de alıyor. Bunu hep söylediğim bir kelime var. Rich mindset var, poor mindset var. Evet. Fakir kafa yapısı böyle. Rich mindset, zengin kafa yapısı da şey. E, bunu hatta Fransa'nın en zengin adamı söylüyor. Kadının mıydı, adamı mıydı? Ben diyor bir marka yarattım diyor. 200 milyar eurosu var. Çünkü fakir ve orta sınıfı diyor bir gece zengin göstermek için diyor yaptım diyor bir gece zengin göstermek için bana dünyanın parası, parası veriyorlar ben de zengin var. oldum diyor. Ya dolayısıyla işte bu böyle bir çarpık düzen var. Biz bu oyunun içindeyiz. Uyanmamızı istiyorum. Ee, uyanır mıyız? Vallahi zor çünkü bizde uyandırmak istince dalga geçiyorlar. Yok ya uy uyandırdığınız insanlarda oldu çok şükür ama var. çok oldu. Çok şükür. Yani ben Mert Bey'den öğrendim. E, bireysel emeklilik fonuna takla attırıp daha fazla kazanmak gerektiğini. Bakın çok çarpıcı bir şey söylüyor. İlk defa dinleyeniniz varsa, bir bireysel emeklilik fonunda paranız varsa yüzde doksan'a varan insan o fonları hiç değiştirmiyor ya, ömrü boyunca ya, diyor. Olacak şey değil. İşte küçük bir parayla büyük paraya erişmenin kanıtı değil mi? Anlatın bize. Evet. Küçük paralarla ne yapabilir? Şöyle, şimdi mesela bireysel emeklilik diye bir sistem var. Bence bu mucize, Türk insanı için mucize. Çünkü para biriktiremeyen insanların zorla elinden parayı alıyor ve iyi şirketlerin hisselerine veya en kötü altına yatırıyorsunuz. Fakat yine burada işte bazı ekonomistlerin biraz siyasi takıntıyla hani ülkede iyi bir şey olursa bu iktidara yazar aman bunu demeyelim ya yazmaz iktidara ya bu iktidarın zaten bir sürü hatası var rahat rahat söyleyelim güzel bir şey de var bu sistemde her şeyde kötü demeyelim ve bunu bozdurmayalım insanlara değil mi uğraşıyorum fakat insanlar o kadar kötü görüyor ki bu sistemi korkup kaçıyor ama aslında baktığınızda bir tanesi demişti şu kötü diyor bu kötü diyor mu ya altın alıp biriktiriyorsun değil mi evet. Ya bireysel de altın fonu var. Bir de üzerine devlet %30 veriyor. Bunun nesi kötü olabilir? Yani 100 tane altın alıyorsun kötü mü? Değil abi diyor. E bunun üzerine 30 tane biri verdi otuz. Bunun nesi kötü olabilir ya? E ama şöyle ama böyle. Yok işte yani biz her şeye bir ama buluyoruz. Biz de gerçekten hani cehennemde şey var ya öyle bir şey fıkra var. Cehennemde demişler hani hiç Türklere bir şey yapmana gerek yok. Onlar kendi kendine çeker ateşin içine atar. Biz kendi kendimizi içine atıyoruz. Dolayısıyla bireysel emeklilik sistemi şu. Düzenli küçük küçük paralar biriktiriyorsunuz. O para sizden çekiliyor ve onlar altın sağ altın, hisse senedi ise hisse senedi ne yatırım yapabiliyorsunuz. Fakat Türkiye'de bu, bu yatırım sisteme girmiş %90'ı hangi fonda olduğunu bilmiyor. Fonlarının getirisini bilmiyor. O zaman da şöyle bir sorun çıkıyor. Son 5 yılda %70 getiren fon var. Yani çok çok kötü enflasyonun altında. %2000 getiren fon var. 20 katı artan fon var bunları ben bilmiyorum. bilmek zorunda değilsin ama gideceksin. Bir soracaksın. birine soracaksın. Sigorta şirketini arayacaksın. Onlar memnun kalmazsan rakip şirkete geçeceksin. Onlar mı yapmadı? Youtube'dan kendini takip edeceksin. Hiçbir şey mi bilmiyorsun kardeşim? Altın alacaksın ya. ya. bak, en kötüsünden söylüyorum size. Artık bunda adam altın fonunu bile almamış. E ondan sonra bu sistem kötü diyor. de her şeyden şikayet etme hastalığı var. Bak yine Orta Doğu'ya özel bir şey. Amin Maruf söylemiş bunu. Orta Doğu'da herkes şikayet eder. Kimse aksiyon almaz. Twitter'a gir böyle. Profesöründen doçentine. İşte daha iyisinden az daha iyisinden. herkes öyle kötü böyle kötü. Ya sen ne yaptın? Ben hiçbir şey yapmadım. Kötü diyerek bekliyorum. Altın yükselişini sürdürür mü Mert Bey? Valla şimdi altının sorusuna şöyle bir cevap vereyim. Daha önceki sizde programımızda e, o zaman bas bas bağırmıştım. Ons bazında çok ucuz evet. kaldı patlayacak demiştik ve dolar bazı yüzde yaptı patladı. Şimdi başka bir durum var. Ons bazı çok büyük patlaması zor çünkü çok arttı dolar evet, bazı yüzde evet. otuz ama ama Türk yatırımcısının için başka bir avantaj var. Bu sefer dolar çok ucuz kaldı. Hmm. Dolar çok ucuz kaldığı için dolarda da bir yüzde yirmi artış olursa yıl sonuna kadar ya da %10 bile olsa gram üç bin lirayı görmüş olacak otomatik olarak. Dolayısıyla altın iki yerden beslenir. Hem dolardan evet. beslenir hem onstan beslenir. Dolayısıyla bir taraftan beslendi de öbür taraftan daha beslenecek. Bir de oradan beslenirse altın da daha uzun vadede daha gidecek yol var. Dolayısıyla yani altın zaten altın olsun. İşte iyi şirketlerin ise senetleri olsun. Ev olsun. Bakın bunlar bir de şöyle bir yanlış var Türkiye'de. Türkiye'de herkese bir trader olma hastalığı oluşturdu bu YouTube ekonomi kanalları falan. Yani oradan satacaksın oradan alacaksın. Ayşe teyze gidiyor diyor ki Mert Bey şuradan satayım buradan alayım mı? Ya yapamazsın. Yapamazsın. Biz yıllardan beri bu işi yapamıyoruz. Fon yöneticiler yapamıyor. Sıradan insanlar yapamaz. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar böyle çok anormal durumlar olmadığı sürece bu tip ülkelerde mal satılmaz bak her zaman söylüyorum hmm. arada düşüşler olsa da satmayacaksın yani sattın mı Türkiye olarak? mal satılabilecek bir ülke değil Hayır. mesela Türkiye, malını satamaz enflasyon satma. olan ülkelerde bakın enflasyon olan ülkelerde mal satılmaz yerine koyamazsın koyamazsın Nasıl koyacaksın şimdi de koydun bankaya koydun diyelim. Hani orada diyenler var ki o kadar akıllıyız ki biz şimdi. Herkes çok dahi ya. Şöyle diyor Mert Bey ama öyle diyorsun ama geçen sene 3 milyona sataydım. İşte şu anda işte onu bankaya koydum 4,5 olacaktı. Şu an yerine koyardım. Bunu kaç kişi yapabiliyor? Bak bu teori de doğru yanlış demiyorum. Eğer biliyorsanız hep söylüyorum yani yukarıdan tanıdıklarınız varsa yukarıdan derken siyaset demiyorum yanlış anlaşılmasın. daha yukarılardan böyle haber geliyorsa hissiniz varsa böyle tamam ya Mert Bey bugün faiz düşecek bugün devalüasyon olacak evveden biliyorsanız Yapabilirsiniz ama onu bilmiyorsanız kısadan vatandaş ne yapıyor? Satıyor, koyuyor, sonra bir fırlıyor dolar, bir fırlıyor ev fiyatları yerine koyamıyorlar. Dolayısıyla bakın ben bu böyle enflasyon olan ülkelerde insanların malını sattırmanın çok büyük vebal olduğunu düşünüyorum. Aa. Arada belki çok küçük kazanacaksınız. E Mert Bey ama şöyle ya ondan sonra yerine koyamıyorsunuz. İki nedenden bir o fırlayışı yakalayamıyorsunuz. İkincisi insan psikolojisi. Ben biraz paranın psikoloji kısmıyla da ilgileniyorum. Zaten ekonomist veya bilmem ne olmaktan çok insan psikolojisini bilmeniz lazım para Doğru. kazanmak için. Çünkü Doğru. her şey psikoloji orada. Mantık yoktur borsalarda. Yani o yüzden bilim adamları yanılır. Mantık dışı hareketler eder borsa bazen. Şimdi psikoloji o kadar önemli ki. Velev ki sattınız 4 3 milyonluk eve. Bankaya da koydunuz 4 buçuğa. Oradan öyle güzel faiz geliyor ki böyle. Oh! Ya da kar payı. 100-200-200-200 içinden çekmeye başlıyorsunuz. Çocuk bir şey istiyor. Parayı bozarsanız kitaplarda donatıyorum. Para kuş gibidir, uçar gider. Ama eviniz varsa çocuk, en sevdiğiniz kız arkadaşınız, en sevdiğiniz çocuğunuz istesin. Ne yapacaksın? Evin tuğlasını satıp da e, araba alamıyorsun, bisiklet alamıyorsun çocuğa. Ama nakitin varsa kıyamazsın. Nakit o yüzden çok tehlikeli. Yani paranızın boşta durması tehlikelidir. İşte bireysel emekliğin öyle bir avantajı var. Hı hı. Bu evlerin böyle avantajı var. Arsanın böyle Hay avantajı boşta var. boşta asla, asla tutmayalım. Asla. Asla. Enflasyon. Ancak şöyle bir şey var. Sadece asla derken tabii orada da cümlelerimi iyi seçeyim ki yanlış anlaşılmasın. İki ay sonra, üç ay sonra bir yere ödemeniz varsa o ayrı. Benim de şimdi iki ay sonra ödemem oluyor bir yere. Onu ben bir yere bağlayamıyorum. Çünkü iki ay ne olacağını göremiyorum. Orada ya faize, hı hı. ya kar payına, ya kısa vadeli Borçlanma fonları var. Onlara koymak lazım. Orada aylık %4 falan getiriyor. Onlar mantıklı. Ama uzun vade için yani şunu yapmak ya ben evimi satayım da bir takla attırayım borsada, ondan sonra bir de de. Aman abi onu yapanların hepsinin sonu felaket. E normal vatandaş bunu yapamaz. Lütfen. Uzun vadede alacaksınız, tutacaksınız. O kadar. Mert Bey. Kendinizden örnek verin tamam. bize. Ben bunu yapıyorum. Finansal özgürlüğüme de bu sayede kavuştum. Siz de beni takip etmek istiyorsanız edin. Mesela bildiğim kadarıyla çok sıklıkla alışveriş yapan Yok, biri hiç değilsiniz. Yapmayalım. Hiç, hiç. Hiç sevmem nefret ederim. N nasıl alıyorsunuz? Nasıl? İhtiyacım olunca alıyorum. Gerçekten ihtiyacım varsa. Mesela benim siyah tişörtlerim vardı. İşte iki tamam. üç tane pantolonum vardır. Bir iki tane ayakkabım vardır. Yani sürekli aynı ayakkabıyı Yani yazın bu ayakkabıyı ayağımda görecekler. Yani şöyle bir ayakkabı var. Böyle kaldırdım dönemiyorlar. <laughs> kışında başka bir ayakkabım var onu görecekler. Ee, çok fazla yani iki, üç tane. Bana zulüm geliyor bakın para olayı değil Cimlik değil. Vallahi da cimrik değil. Yani bunu anlatamayacağım insanlara yine alta başlayacaklar. Yemeden <laughs> ne yapacaksın dünya ya ayakkabı mı yiyeceğim? Bir de onu bir diyorlar. Mi bir kere geliyoruz dünyaya? Bir dünya yemiyorsun diyor. Ya ayakkabı ya. mı yiyeceğim ben yemek yiyorum. Bak en güzel kebabı en güzel balığı yerim ama gidip de ayakkabı ya on tane alınca yani onu düşünmek bile yoruyor. Ferda Hanım yani onu mu giyeceğim bunu mu yiyeceğim? Bunu mu yiyeceğim? Ya iki tane saatim var o bile bana yorucu geliyor biliyor musun? Bugün gelirken siyah takayım dedim. Ay sonra siyah takmayı İki tanesi, o da bir tanesi hediye. Ya bir tanesini kendim almış. İkincisi hediye. O bile yani benim arkadaşlarım veya çalışanlarım bilir yani. Bana bir şey alalım değil Allah rızası çalmayın diyorum. Yani, ha böyle hediye falan almak isteyenlerin ne diyorsunuz? Nakit mi diyor. verin diyorsunuz? Ya, hiçbir şey vermeyin. Git bağış yapıyorsan <laughs> bağış yap. Fakire fukaraya dağıt. Daha... Yani ben çünkü <laughs> üzerinde yük hissediyorum. Tamam. Bir de Peki. giyemiyorum. Bir de kıl, kıl huylarım vardır. Batar bana mesela her şeyi falan filan. Bir de değişik bir adam ben. Yani ee, hadi kadınsınız. Kadınlara bir şey demiyorum. Kadınların biraz daha ihtiyacı var. Ama hani bir kadının ihtiyacı var. Programa çıkıyorsanız 5 tane takımınız olsun kardeşim. 45 tane de olmasın ya. Yani bakın bizde sorun o. Bak İspanyol'da da bu yok. Avrupalı Norveç'te yok. İşte gördüğünüz İngiltere'de yok. Böyle bir şey yok. Hatta bak bir şey diyeyim mi? Çok güldüreceğim seni şimdi. Ee, Boğaz'da böyle çok güzel bir gittiğim bir kah kahvaltıcı var. Bak yemeği harcarım. Keyif alacağım yer. Ama orada oranın en makul yeri. Yandaki yer 3000 lira veriyorsa ben 300 liralık yere gidiyorum. çok güzel bir kahvaltıcım var. Neyse. Denize yakın falan filan. O ne diyor biliyor musun? Abi sana çok gülüyordum, kızıyordum falan ama dedi. Sen dedikten sonra analiz etmeye başladım dedi. Yanlış anlama dedi. Yok dedim anlamıyorum. Burada da yanlış anlamaz vatandaş. Nezdde böyle hafta sonu kahvaltılık bir yer burası tamam mı? Şık böyle topuklu ayakkabı, makyajlı biri geliyor dedi. İstanbul'un uzak yerlerinden veya Anadolu'dan veya İstanbul'un çeperlerinden geliyor dedi. Nerede eşofmanlığı, hatta böyle biraz lekeli, böyle suratı muratı böyle makyajsız böyle savaş biri geliyor. O da yalıdan iniyor dedi. Kahvaltıya iniyor. Dedi. E gerçekten böyle. Bak. Ya gerçekten hayat bu ya. Yani o yüzden bir rahat olalım ya. Vallahi her şey bunlar. <laughs> biraz rahat olalım ya. Ya O zaman yemeğe de çok gerekli olmadıkça çok sıklıkla dışarıda gitmiyorsunuz. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben her şeyi yapmaktan yanayım. Orada anlatamıyorum sadece insanlara. Ben marka olan pahalı yeri karşıyım. Yani bana de ki diyin ki mesela şu çıkışta şurada bir yer var. Çok güzel köftesi var. Çok güzel eti var. Ben orada güzelse giderim. Ama o yer 3 katı pahalı ama üzerinde bir tane marka var diye oraya gitmeye karşıyım. Hele ki şimdi. Hele sınır şimdi yok tarzı, yani. Ya sınır. yok. Bakın bir örnek daha vereyim. Bodrum'un en pahalı otellerinden biri vardır. İsmini vermeyeyim reklam olmasın. Bir lahmacun bin lira diye geçiyor bazen. Aha. O otelin yanında bakın o otelin girdiğinizde belki 5 on bin lira para alacaksınız. Yanında bir yer buldum ben. Ya araştırınca buluyorsunuz. Devletin şeyin hatta e, ne bakanlığının turizm bakanlığının bedava tesisi var. Gidiyorsunuz yüzüyorsunuz ediyorsunuz. Aynı deniz. Aynı şey bedava. Bedava. Yani ya da işte dediğim gibi yani Bodrum'da yalı hava gideceğine git akkarlara git. Fethiye'ye git. Yani ben şeye karşıyım, yaşamaya karşıyım. Zeka şöyle bir şeydir. Zeki insanlar aynı şeyi pazarlanana değil, ucuzunun daha güzelini bulurlar. Pazarlanan alırsanız siz orada pazarlanmış fiyatı alıyorsunuz. tüm bunları var? yapmayıp ne yaptınız? Ben ne yaptım? Finansal özgürlük e, e, her için. Her zaman bunları yapmadım. Bakın. Ben beni boş verin tabii ben kendimi söyleyeceğim ama ben yıllardan beri hep onun üzerine çalışıyorum. Hatta şimdi son kitabım da bununla ilgili olacak. Türkiye'deki bütün iş insanlarını inceliyorum. Ee, röportaj yapıyorum veya bazılarına bizzat mesajlaşarak şey yapıyorum. Şimdi bunların bir davranış kalıbı var. Kitapta bunu anlatmışım. Şimdi bunu bir de isimli yapacağım. Şimdi şunu gördüm. Bunların hepsinin bir ortak özelliği var bakın Ferda. Bir tane istisna bulamadım. Ne biliyorsunuz? musunuz? Hazlı hayalleri erteliyorlar. Ne zamana kadar? Para büyüyene kadar. Örnek. Şöyle yapıyor adam. Bir tane alacak arabanın parası var. 3 milyonu var değil mi? O 3 milyonu 3 milyonluk araba almıyor. Gidiyor. 500'lük araba alıyor. O 2,5 milyonu arsamı alırsınız? isteseydim onları konuşuruz. Kripto mu? O herkese göre değişiyor. Bek alıyor, bekletiyor. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra para 333 bin lira oluyor ya da 33 bin lira oluyor. Gidiyor sonra onunla bir tane arabayı alıyor. Hayalini gelip geri kalan 25 lira gidiyor yatırım yapmaya devam ediyor. Para böyle bağlanıyor. O haz ertelemeyen ne olabiliyor musun? O gün o arabayı alıyor. Hiçbir şey başka kalmıyor. Dolayısıyla bunu Jeff Bezos'tan örnek vereyim. E, 20 yıl boyunca adam şirketten temettü almıyor. Hatta dün onu da paylaştım. Hatta 99'da 1 milyar dolar serveti varken onu da kullanıyor dalga geçiyorlar. <laughs> Nesi var ki diyor. Şimdi ama bilmem ne kadar metre yat alabiliyor. Yani sonsuza kadar bunu yapmanıza gerek yok. Para zaten bir noktadan sonra o kadar büyüyor ki. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Bunu diğer bir sürü iş insanda da gördüm. E, Türklerde de gördüm. Kitapta anlatacağım şimdi biraz şey vermeyeyim. Ama adam var mesela. Yani o gün e, çok büyük bir internet sitesini kuran bir, biri. O gün mesela eline bir para geçiyor. Sata, satsa şirketi e, sadece bir tane villa alabilir. Al, satmıyor. O villayı almıyor. Şu an binlerce villa alacak parası var. Yani para o kadar bu katlanıyor. Bu mantıkla ilerleyin Bu yani bu, bir, birinci kural bu. Bak birinci Azı kural. Hazı ve hayali erteleyin evet, önce evet, diyor. O paranın büyümesine izin vereceksin. Bakın tekrar tamam. söylüyorum. Ya bugün yine diyorum ya, sizin 100 bin dolarınız varsa 100 bin dolar harcarsanız sıfır olur. En hızlı büyüten nedir bir parayı? En hızlı büyüten kriptodur. Ama o çok istedir. Herkes hayır, uygun hayır. değil. Yani sağlam gidelim ya ee, anlamıyorsa bir kriptodan... kesim şöyle söyleyeyim bir kesim şöyle söyleyeyim o da e, bilinsin sağlam diye dünyada bir şey yok her zaman Hı. risk vardır yani risk eşittir rızık deriz biz ne kadar risk o kadar kar deriz e, sıfır riskli olan bir şey para kazandırmıyor banka faizi. anlamıyorum. Tamam ben, ben söyleyeyim. ben sadece rakamsın en hızlı giden kripto oluyor Bitcoin vesaire. Mesela orada gençler de bunu yapabilirler. Yani ben yapmasın Hı. demiyorum ya yani bir genç şimdi ayda ya şunu düşünsün bakın gidip de evini satıp kriptoya koymayacaksın zaten. Arabanı satıp kriptoya koymayacaksın ama kusura bakma ama kahve içiyorsan da iki gün her gün iki günde bir içeceksin o kahveyi o kahve zaten yoktu ya yok muydu yoktu o kahveyi yok sayacaksın bir tanesini kripto alacaksın batarsa e zaten kahve parasıydı yok oldu dersin ki çoğu batmaz iyi kriptolar alırsan bitcoin Ethereum. Tamam. Da sana edersen de zaten kahve içmedin dersin ama giderse de çok gidiyor bunu yapamadın diyelim bunu çünkü herkes Benim bilemez Bilmedi, bilmeyen insan kesinlikle yapmayacak işten... tekrar söylüyorum yani gençler için bu biraz bilenler için bilmeyen Ayşe teyze yapmasın ama bilen Hı. hiçbir şey bilmeyen için en kötüsü altın yani hiçbir şey bilmiyorsan en kötü onu yapacaksın ya altın Son 20 yılda dolar bazı bir %400, %500 ne galiba %500'den sonra rakamlarına baktım. %400, %500 kazandırmış. E dolar bazı bir şey katlamışsın. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Bak 100 doları o gün harcasaydın 100 dolar gitmişti. Ama 100 doları koyarsan 500 oluyor ya Ferda Hanım. Şimdi 500 içinden 100 dolar alıp harcadın mı 400'ün yine kaldı. Ne oldu? Paranı yavrusuna harcıyorsun. Paranı yavrusuna harcadığında sorun yok ki. Biz parayı kesip ya da mesela bir ev aldın. Şimdi bir ev aldınız şimdi. 2,5 milyon ev geldi diyelim var ve Eygüzü'nde var. Ay may may diyor millet şimdi onu diyeceksin. Ay orası şöyle böylesi. Ya sen İstanbul'da etilerde alabiliyor musun? Yani Urfa'da Oxford vardı da biz mi görmedik? Gitmedik. Yok gidemiyoruz. E oraya param yetiyorsa onu alacaksın bir kez. Tamam mı? Hep onu da söylüyorum ben. Oraya aldım mı bir buçuk milyonluk evden şu an mesela 12 bin lira kira getiren yer var. Alacaksın 12 bin liradan. Yılda ne ediyor? o 150 bin lira para. O 150 bin lirayı sen şimdi gittin yedin. Abartıyorum hadi. Barda, pavyonda yedin. Çoluğunla, çocuğunla alemlerde yedin. O lüks restoranlara gittin yedin. Tatil yaptın Tatil yedi. yedin. Tatil yaptın. paran eridi mi? Erimedi. Kimi yedin? Paranın yavru, yavrusunu yedin çünkü. Ana paranı yemedin ki. Bak ne oldu? Seneye yine 150 bin liran geliyor mu? Geliyor. Malın mal mı yine? Bakın kiranın böyle bir güzelliği var. Kira sana bakıyor hayat boyu. 10 yıl sana bakacak. Belki senden sonra çocuğuna bakacak, senden sonra torununa bakacak. Tabii, ben tabii. bir sürü insan tanıyorum yani. Zamanında aldığı yerler bakıyor sülalesine. Kesinlikle. Türkiye'deki zenginliğin kaynağı. Hiç çalışmadan. Evet. Evet. Sadece kirayla evet. geçinen yani o kadar çok insan var ha, ki. Dolayısıyla küçük parayla bir kez böyle bir şey yapabilirler. Küçük para. ilk önce dediğim gibi altın. En basit ama hani sorarsa kripto dışında altın alacaksın, biriktireceksin. Altın belli seviyeye geldiği zaman doğru yerde toprak yatırımı yapacaksın ama doğru yerde orada da çok yanlış yerde yapıyor herkes böyle önüne gelen her yeri her fiyattan almayacaksın. Ondan sonra toprak yatırımı yapacaksın. Ondan sonra da konut veya dükkan alacaksın. Paran oldukça kirasını alacaksın. Ondan sonra da beyler gibi yaşayacaksın. Ve bunu yapanlar var mı? Vallahi da var. Ve bunlar da zengin insanlar değil. 40-50 yıl önce o şey zaten yazdığım şeyde onu görecekler. Yani 40-50 yıl önce Türkiye'de hiçbir şey olmayan insanların hepsinin şu anda bir şey sahibi olduğunu ve Bizden sizden daha zeki olmadığını anlatacağım. Hatta benim bu e, ekonomistler vermemle e, ilgili bazen mesajlarımı nedeni şu, bazıları kızıyor. Hatta büyük bir hoca bana kızdı işte, sen cahilliği savunuyorsun falan diye bana epey böyle kızdı falan. Ben cahilliği savunmuyorum. Ben şunu anlatmak istiyorum. Aslında şunu anlatıyorum. Yani bizde hep şöyle bir inanış var. İlla çok zengin veya çok başarılı veya bir yere gelmek için çok iyi okullarda okuyacaksın, gümüş kaşıkla doğacaksın. İstatistik onu göstermiyor. İstatistik çoğunlukla başarılı olan insanların sizden, bizden daha farklı olmayan, o programlarda e, gördüğünüz insanlardan farklı olmayan insanlardan olduğunu görüyor. Dolayısıyla bu programları düzgün seyredip, düzgün okuyup, düzgün analiz yaparsanız siz bizden daha da iyi olursunuz. Çok verebileceğiniz uç bir örnek var mı? Şöyleydi, şöyle oldu diye bir Evet, bir tane var. Abi, çok basit. Bununla ilgili hatta çok e, yine dalga geçen bir tane profesör olmuştu ama resmi bir veri olduğu için söylüyorum. Amerika'da Tim Robbins diye bir adam var. Lise mezunu bu adam. Benim bildiğim 600 milyon dolar serveti var yani internette açıklanan servet. 600 milyon dolar. Hem de lise Nasıl mezunu. Nasıl yaptı bunu? Çok basit. Adam işte seminer veriyor kişisel gelişim falanla ilgili ama esas adamın ana felsefesi şu. Diyor ki mesela sadece şunu söyledi adam. E, Apple çıktığından beri diyor. iPhone çıktığından beri. iPhone'a yatıracağınız parayı diyor. iPhone yerine iPhone iPhone'un hissesi olan şey, şirket olan Apple alsaydınız diyor. Bugün 200 milyon dolarınız vardı diyor. Bakın 200 milyon dolarınız var para böyle yavruluyor. Bunun gibi örnekler veriyor. Dolayısıyla bu çok uç örnek diyelim ama bunun gibi ben size bir sürü normal sıradan vatan benim var mesela yani benim geçen paylaştım. ya Bir tane e, beni bir de tanıyorlar. E, abi diyor beni ne olur anlat diyor. Hoşuma gidiyor çünkü diyor duysun herkes diyor. Bir tane adam taksi şoförü 45 bin lira para kazanıyorum dedi çok şükür. Tamam. Ben ağlayacak kızacak falan dedim. Yok abi çok şükür mutluyum dedi. Bak dedi ben seni dinleyerek dedi yıllardan beri yani seni dinlemiyordum o zaman ama dedi, kafa yapım senin yapında olduğu için senin gibi bir insanlar o aileden geldiği için Altınları gram gram biriktirdim dedi. Şimdi dedi iki tane tarlam var. Dedi. Tarlanın biri 5 milyon, biri dedi. bir tane de evim oldu dedi. Yani yapmış insanlar. Dolayısıyla zor değil diyor Mertbaşak. Zor ama yapılmaz değil. Yapan ya, evet, yapıyor. Ya evet. bakın şimdi bana şunu söylüyorlar. Ya imkansız. Ya şimdi tabii ki bak yine söylüyorum Yanlış anlaşılmasın. Asker ücreti alıp da 3 çocuk okutan adama da yap diyemem. Tabii. Benim dediğim o değil. Benim dediğim şu Starbucks'ta kahve içen, Malboro içen, iki paket Starbucks'ta kahve içen, bilmem nerede iPhone kullanan taksitle insanlara sesleniyorum. Ben tabii ki öbürlerine seslenmiyorum yani şimdi gece konuda yaşayan adam 3 çocuk okutuyorsa ona seslenemem böyle bir haddim yok. Ama öbür kesimiz hani Türkiye'de veya o hani marka saatler, marka bilmem neler takan veya yolda arabalara binip, e, ya mesela Avrupa'da şey görüyor musun? Yani İngiltere'de bu kadar çok sıfır araba görüyor musunuz? Göremezsiniz ya. Küçücük arabalar. Küçücük arabalar, eski arabalar görürsünüz ya. Netflix'te bazen görüyorum, paylaşıyorum böyle. Bakın diyorum ya adamın dizisinde şu araba var. Bizim İstanbul'da kız vermezler bu arabaya hani dolaşan Hani bizde ara. bu e, aslında o arazi aracı olarak geçer o jipler ama şehrin her yerindedir. He. Yani yine orada kullanan belli bir millet İngilizler Lan, değil. Mesela, İngilizler de orada Arap kullanır, Rus kullanır, biz bizim Türkler kullanır. <laughs> abi. Biz de bizim Türkler doğru. Serdar Ortaç'ın çok ibretlik cümleleri var. Bir dönem diyor parayı diyor koyacak yer bulamıyordum diyor ve o paranın biteceğini. Hiç düşünmedim ama parası bitti mi? Bitti. Serdar Ortaç ne yapsaydı ayakta kalırdı ve parasız kalmazdı? Şimdi Serdar Ortaç özeline gelince orada tabii yine şunu diyenler olacak. İşte o başka şeyler de yaptığı için çok hızlı bitirdi parayı falan filan diyebilirler. Ee, ama genel anlamda ben şunu görüyorum. Ee, mesela iki tane sanatçı biliyorum. Çok iyi biliyorum hem de. Birinin benim bildiğim 200-300 tane dükkanı var, dairesi var. Şu an hiçbir şarkı çıkarmıyor, kaset çıkarmıyor ama müthiş keyifli yaşıyor. Bak müthiş keyifli yaşıyor. Onun aynı önemde çok popüler olmuş biri var. O da kirada kirasını ödeyemiyor. Aralarında ne fark var biliyor musunuz işte? Çok önemli bir şey. Biri akarken doldurmuş, öbürü akarken hep gelecek zannetmiş. Bu bizim de başımıza gelebilir yine aynı. Yani Mert Başar'ın da başına Hı -hı. gelir. Ben bu şeyin içindeyim. Siz de maalesef bunlar içinde siz. Niye? Hasbel kadar televizyona çıkıyoruz. İşte iki tane kanaldan bir belki bir şeyler alıyoruz. YouTube'dan bir şey kazan Ben diyorum ki ben var öyle bizde de bizim arkadaşlarımız içinde de var bu arada. Ben oldum ya. Ben çok başarılıyım, çok zekiyim. Ben sokağa ceketimi atsam yine seyredilirim, yine reyting alırım demeye başlıyorsun. Ben öyle bir şey demiyorum da örnek. Ve ne oluyor? Geliyor nasıl para diyorsun. Harcamaya başlıyorsun. Bir anda bu telefonu değiştiriyorsun, arabayı değiştiriyorsun. Sonra bir işler kesiliyor. Bir pot kırıyorsun veya sıkılıyor Her seyirci şey olabilir, senden. Canım. Ha hastalanıyorsun. Tabii. Allah hastalık Ondan veriyor. Korusun, tabii. Ne oluyor biliyor musunuz? Ondan sonra ne oluyor? Üç kuruşa mutaj olsun. İnsanın en büyük hatası akarken doldurmamak. Ve o paranın hep geleceğini zannetmek. O da niye oluyor? En önemli şeylerden biri etrafınızdaki beş kişinin ortalamasınız. Ortalamasısınız. Etrafınıza beş tane dal kavuk alırsanız 5 tane padişahım çok yaşacı alırsanız, 5 tane görgüsüz sorudan görme alırsanız her şeyinizi harcatırlar size. Yani ay Ferda'cığım bu arabayı mı kullanıyorsun? Ay Ferda'cığım bu çantayı mı kullanıyorsun? Ay Ferda'cığım bu sana yakışır mı? Ay Ferda'cığım seni sevdiğinden çünkü herkes. soruyu bakıyorsun insan psikolojisi öyle işliyor. Beynimiz öyle çalışıyor Ferda Hanım, Durduramazsınız. Yani istediğin kadar özgüvenli ol. Beyin 200 kez aynı şey söylenirse almak zorunda hissediyormuş. Siz başlıyorsunuz o çantayı almaya. Bir bakıyorsunuz o Ferda gitmiş başka Ferda olmuş. Sonra diyorsun ki Mert ya ben 30 bin lirayla 40 bin lirayla geçiniyordum. Bir şekilde mutluyduk seninle. Bak şurada börek yiyorduk, kır pidesi yiyorduk. Ne oldu bilmiyorum şimdi 300 bin lira yetmiyor şekerim. Çünkü sana ait olmayan bir şey kullandın kredi kartı. Aynen kredi kartı kullandın, lüks almaya başladın. Havalandım bir de. <laughs> o insanları bir kez çıkaracağız etrafımızda. Yani her zaman söylüyorum çok gösteriş yapan, hani diğer kriter nedir derseniz etrafınızda size bir şey katan insanlar. Yani etrafınızda 5 kişi, ben şimdi az önce bir tane büyük bir GMY, borsa GMY'siyle, şimdi akşamleyin başka bir işte büyük bir iş insanı. Şimdi bunlarla oturursan, çay kahve içersen konuştuğun konular neyi nasıl daha iyi yaparız? Nasıl kendimizi veya ailelerimizi geliştiririz? Bak ama başka bir grup arkadaşım da var, onlarla da konuştun mu? Orada bu oyun, burada bu zararlı alışkanlık, orada bu parti. Yandı bitti gitti. Para kalmadı. Etrafınızda bir kez doğru insanları tutacaksınız. Etrafınızda onları çekeceksiniz. Bu çok önemli bir şey. Bir de benim e, Londra'da edindiğim bir tecrübe bunu da paylaşmak isterim. Aynı dönemde bir arkadaşım da Amerika'ya gitmişti. O da aynı şeyi söyledi. Yani dünya cashless sistemine Maalesef. geçiyor. Yani nakit bitiyor. Sadece kartla ödeme yapıyorsun. Aynen. Bu işte banka kartı da olabilir, kredi kartı da olabilir ama genelde artık hiçbir yer Nakit kabul evet. etmiyor. Bu yakında Türkiye'ye de gelir. Biz hala nakit kullanabiliyoruz. Ama Türkiye'ye de gelir mi? Çok gelir. Azaldı. Ya bir taraftan bunu tehlikeli buluyorum. Çünkü nakitin özgürlük olduğuna inananlardanım. Çok, çok, çok büyük tehlike Nedeni var ee, ama ya. Ama bir taraftan kolaylık olarak ya. görüyor insanlar. Kolaylık ee, olduğu doğru. Bakın kolaylık iyi bir şey mi sizce? <laughs> Elbette değil. Bakın kolay olan şeyi daha rahat harcarsınız. Doğru. Kredi kartının amacı bak cümle de gizli ya. Bana şimdi alta yazacak ama kredi kartından ben yılda %3 işte ayda üçünü kazanıyorum. Evet. Ya bir canım kardeşim tabii ki %3 adam onu bilmiyor mu zannediyorsun? Adam sana niye kredi kartı kullan? Kolaylık olduğu için bak mikroptan kurtuluyorsun ellerim temiz kalıyor. Doğru. Kolaylık oluyor hiç yorulmadan cart cart harcıyorsun. İşte 2 üç faizden enflasyondan kazanıyorsun doğru. Ama bundan dolayı da işte tüketimin artıyor. Haz duygun artıyor. Kredi kartı kullanın beyninde harcama Yak daha doğru istek artıyor. Bakın Amerika'da bir araştırma yapılıyor Harvard'da. İki tane insan koyuyorlar. Birine o devrin en büyük NBA yıldızının maçını getiriyorlar. Diyorlar ki bu bilet var. Bir tarafta nakitli, bir taraf kredi kartı. Nakitli olanlar 200 dolarda duruyor. Yok çünkü paraları bu kadar diyorlar. Öbür Tabii. taraf 600-700'e kadar çıkıyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Beni şimdi çıkarın şimdi sizle Ferda Yıldırım'la veya işte başka bir sanatçıyla cebimde kredi kartla yemeğe çıkarın. Ben şimdi Mert'i başaran insan. Bakın herkes insan. Biz Allah'ın kuluyuz. Zaaflarla doluyuz. Tabii, tabii, tabii. Orada Ferda Hanım'ı veya eşi de geldi şimdi. Oo, onları böyle iyi yere götürmem lazım. Ben şimdi Ferda Hanım'ı iyi yere götürmem lazım falan filan. Ne yapacağım? Kredi kartıyla böyle en lüks restorana götüreceğim. Ne içersiniz? Onu da için. Onu da yiyin. Eyvah. Sonra cart kredi kartından bir ödeyeceğim. Bir de alkol malkol varsa veya yorgunluk varsa kafan daha böyle dalgın oluyor. Bakmayacaksın bir ekstraya. Oradan ne verdikleri de belli. Bir bakmışım sabahleyin uyandığımda 8500 lirayım. Hatta 10.000 lirayım. Gitti mi bir asgari ücret neredeyse. Ama nakitliysen cebimde 2000 lira var. Şimdi Ferda Hanım'ın eşi gelirse rezil olurum. Ben Ferda Hanım'ı sadece götüreyim. Ferda Hanım'cığım şurada bir yemek yiyelim diyeceğim. 2000 lirayla kalkacağım. Olduğu kadarlar Nakit olduğu zaman harcamanı bilirsin. Canın acır. Öbüründe tüketim. Aynı şekilde online alışveriş için de geçerli. Kadınlar evet. için en önemli şey en büyük Maalesef. beladır diyorum. Bakın gerçekten. Yine kolaylık mı? Vallahi kolaylık. Ne kadar kolaylık? Bakın unutmayın. Kolaylık demek size daha çok harcatmak demek. Sizi sevdiğinden yapmıyorlar yani. Tabii. Sen gitme kapına kadar getiriyor adam ya. Ya Mert Bey bir de hakikaten... E Yaza girerken yaptığımız ekonomi yayınlarında da e, özellikle sonbaharda daha da böyle bir her şeyin alevleneceğini biliyoruz. E, ekonomik göstergeler hala çok iyi noktada değil. değil. Evet biz çok yandık bittikçe kafa değiliz ikimizde ama ortada da bazı gerçekler var. Tam da son olarak sonbaharda güçlü geçecekse zorlu da bir kış bizi bekliyorsa bunu yapın bunu yapmayın 2-3 maddede sıralayın izleyicilerimize. Şunu yapın bunu yapın. ben... Bir kez şunu söylüyorum herkese. Bana istedikleri kadar insanlar kızsınlar. Lütfen ve lütfen rica ediyorum. Bir baksınlar. Son bir ayda kredi kartı kullanıyorlarsa, kullandıkları karttan kullanmıyorlarsa notlarından aldıkları şeyleri tek tek bir baksınlar. İçlerinden hangisini almasaydık olurdu? Almasaydık olur dedikleriniz şeyleri bir kez almayacaksınız. Demek ki onlar gerçekten gereksizmiş. Yani benim iki saatim varsa şu andaki bence o da fazla. Üçüncü saati almam benim için gereksiz kardeşim. Almayacaksın. Dolayısıyla bir şey alıp Alırken ger gerçekten istek mi ihtiyaç mı diye bakacaksın. Hatta geçen çıktı Japonların işte Kale Kibo ya, mudur? Neydi? Kale, kale, kalete git. Okay, bo budur. Okay, okay, bu Japonların e, tasarruf tamam. sırrı. Aslında ev ekonomisi defteri. Mesela Mert Başarı'nın Başarı kitabında yapın dediği evet, şey. Evet yapın dediği şey. Bravo bak nasıl güzel hatırlıyorsun. Ne kadar güzel o kitap okuyucusun. Ben kitap dedim. Bütçeniz olması lazım. Ben Japonlardan görmedim ama yine Türkiye'deki sayılı zengin iş insanlardan gördüm. Adamların def defteri var. Ya, ne işe gibi. yarıyor bu defter? O defter bir kez neyi harcadın neyi harcamadığını görüyorsun harcadığın şeylerin sonra analiz ediyorsun ne kadar saçma olduğunu görüyorsun. Yani bir bakmışsın saçma sapan şeyler harcıyorsun. Ve ondan sonra diyorsun ki bunları artık almamama gerek var. Artı hedef koyuyorsun. Diyorsun ki bu ay şu kadar biriktirmem lazım. Ya 35 bin lira gidip de harcanır mı? Ya da işte 50 bin lira harcanır mı? Ya da işte 3 bin lira 3 kez yemeğe gitmişim. 3 bin liradan 3 kez yemeğe harcanır mı? Çünkü kredi kartla harcadığında bunu görmüyorsun ya. Fark etmiyorsun. Ya da köprüden 3 kez geçmişsin aynı gün. Ya da iki kez geçmişsin. Bir köprüye 60 lira, 90 lira, 120 lira verilir mi kardeşim? Bunları yazarak görüyorsun. Japonlar aptal mı bunu yapmışlar? 1900 yıllardan beri. Ben küçük yaştan beri bunu yapıyorum. Defterim hatta vardır. Her yerde paylaşıyorum. Bunu gösterip koyacaksınız ve onu koyduktan sonra artık bir hedefiniz olacak. Bilanço gibi olacak. Yani benim ayın birine kadar 22 bin liradan ya da 3 bin liradan ya da 8 bin fazla harcamamam lazım kardeşim. O noktaya geldi duracaksın. Duracaksın. Ne kadar yatırım yapacağını göreceksin. Ve bunları not alacaksın. O not alma zaten zamanla Beyin ne kadar alışkanlık oluyor saçma şeyleri çıkarıyorsun. 21 gün diyorlar. 21 gün bunu yapın alışırsınız diyorlar. Kesinlikle bunu yapmanız lazım. Bunu yapacaksınız. Bu birincisi mutlaka yazın. Ve oradan çıkaracaksınız bir sürü şeyin gereksiz olduğunu. Bu bir. İki. Kredi kartı mümkünse kullanmayın. Bence kesin kullanmayın. Ama illa kullanacaksanız da küçük limitli bir kartınız olsun. O da çok düşük olsun. O da mümkünse kredi kartı değil debit kart olsun. Yani içinde para olan borçlanacağınız kart olmasın. Bankadaki parayı kullandığınız kart olsun. Ama kullanmazsanız şunu göreceksiniz iddia ediyorum hatta iddiaya giriyorum. Kredi kartı kullanmayıp da bir iki ay sonra harcaması düşmeyen görmedim. Nasıl oluyor düşüyor. bilmiyorum düşüyor. Harcamıyorsun. Elin gitmiyor demin size söylediğim gibi yani. Yok olmuyor. bir şey harcamazsın kardeşim ama çocuğuma gel yani... Çocuğun ee, çoluğun varken bir de bekarsan, gençsen, sen, erkek kız arkadaş falan varken kıyamıyorsun, harcıyorsun, çocuğun harcıyorsun. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar bunları, yani bunlar saatli bombadır. Hatta bunu Oytun Hoca, Oytun şöyle diyor, kumar makinesidir diyor, oraya bağladılar siz diyor. Yani online alışveriş olsun kredi, bunu bildikleri için çünkü beyinde ya yani cebinize saatli bomba ya düşünün 300 bin lira kredi kartıyla dolaşma ne demek ya? Bazen bir kız arkadaş görürsün, bazen anneni görürsün, bazen çocuğunu görürsün ve cebindeki 300 bin lira kredi kartının 150'sini dayanamazsın, harcarsın diye yok öyle bir para bittin. Ve çoğu insanın başına veya Allah korusun kumar zaafın varsa, alkol zaafın varsa yani zaaflarınla dolaşıyorsun. Ama cebinde nakit varsa olduğu kadarsın. Dolayısıyla kredi kartla kullanmayacaksınız. Hem de not alacaksınız. Bir de bir şey alırken buna istek mi, ihtiyaç mı diye bakacaksınız. İhtiyacım olmayan şeyleri almayalım diyeceksiniz. Bir de etrafınızda gerçekten böyle çok lüks, çok gösteriş, maalesef biraz kompleksli, biraz ezik, ee, olabilir. Geçmişinde travmaları vardır. Ben de ona karşı değilim. Ya, da yaşamışız bir şeyler. Ama o insanları biraz uzağında tutun hayatın. Yani onları yaklaştırdığınızda, bakın bu çok önemli bir şey. Çok iyi insan olabilir. Ama o öyle bir ezikliği varsa ne yapıyor biliyor musun? Evini küçümsüyor, ayakkabını küçümsüyor, böyle. Benim bir tane var mesela, akraban var, böyle bak. Bak Vallahi akraban böyle. Bir bakıyor, bir daha bakıyor, bir daha bakıyor. Ya niye bakıyorsun? Satın mı alacaksın üzerindekileri yani? Ama böyle bir bakıyor, sonra lafı gelince sokuyor. Aa, hala aynı ayakkabı mı? Ya akrabamsın sen niye yapıyorsun bunu bana yani? Mesela o insanla ben her hafta görüşürsem yemin ederim ben de değişirim. Bana geleyim diyor Allah aşkına diyorum. Biz sonra görüşürüz. 3 yıl sonra diyorum. Bak bu düğüne sonra. de aynı kıyafeti giymiş diyor mesela tabii, hanımlar tabii, birbirine. Tabii tabii tabii. Halbuki giyilebilir. Giyilebilir. Niye giyilmesin ya? Niye <laughs> giyilmesin? Dolayısıyla mümkün olduğu kadar. Ya geçen çıktı işte yine Rami Koç 75 dolarlık saat evet. kullanıyor. Yani bu adam utanmıyor bundan ama bizim arkadaşlar utanıyor 75 dolarlık saatten. Dolayısıyla a, Marina alıyor ama adam. Ya Marina alıyor adam. Ya da geçen Hasan Can Kaya'nın var. Çok hoşuma gidiyor. Her yerde paylaşıyorum. Zorluyu gördüm diyor. ben çok pahalı dedi diyor. Ben de Beymen şirket olarak milyar dolar falan çok pahalı dedi zaten. Me Birer si gömlekler pahalı diyormuş zorluğunu sahibi diyor. Yani düşünebiliyor Bak, musunuz? Bakın, rich mindset. İster, ister, i̇ster inanın ister inanmayın. Vallahi billah. zengin kafa yapısı diye bir şey var. Bunlar böyledir. Fakir kafa yapısı tam tersidir. Ve kendini o zengin kafa yapısına getirmeden yani onlar gibi düşünmeden olmaz. Para da kazanamazsın. Parayı da elinizde Kazanırsın ama kalmaz. Kalmaz. 500 bin kazan, 300 bin kazan, bereket yok. Vallahi öyle bize geliyor. Doğru. Mesela çok güzel para kazanıyor. 250 bin lira kazanan adam tanıyorum. Ay sonu yine getiremiyorum diyor. Nasıl oluyor anlamıyorum. Ama 45 bin liralık adam, kazanan adam da o gün paylaştım. Bunları bunlara aldım diyor çok şükür diyor. Ve bana böyle insanlar geliyor. Bakın şunu unutmayın. Son sözüm şu olsun. İstanbul'da ben bizzat tanıyorum. Siz de tanıyorsunuzdur. Etrafınızda bir gözlem alın. 40 bin lira kazanıp da çok şükür ben köşede şu kadar altınım var veya bir tane tarlam var, arsam var diyen de var. Ayda 200-300 lirayla geçinemiyorum diyen insan da var. Bu insanların hepsi iki ayaklı, hepsi iki elli, hepsi iki gözlü, hepsi saçlı. Aynı ya ve aynı şehirde yaşıyorlar. Bu farkı yaratan nedir biliyor musunuz? Komplekslerinizdir, sistemi size dayattıklarıdır. Onlardan arınırsanız o birinci seferki adam olabilirsiniz. Bu kadar Sistemin var. dışına nasıl çıkarım diyorsanız E45 dakikadır ha, anlattı. Anlamadık. Zor ama Mert Başaran. Oluyor. Yatırım ve tasarruf danışmanı Mert Başaran bir kere daha bizimleydi. Mert Bey ben çok teşekkür ederim. ederim. Umarım Bugün keyif almışsınızdır. Almaz olur muyuz? Ben sizin söylediklerinizi uyguluyorum. Evet. Ben Mert Bey ile tanışmadan önce tabii eşimin de böyle olmamda biraz katkısı oldu. <laughs> e inanın o gel yani, daha mı geleceğiz dünyaya? Hı. Aman onu da alalım, bunu da alalım. Bir de şeyden korkuyoruz. Paramızı yönetemeyeceğimizi düşünün. Ya yönetiyorsun. Şöyle bir şey var. Bakın özellikle o da yapılıyor. Bakın onu da söyleyeyim de. Özellikle, e, ya, bilhassa yapılıyor bilhassa galiba. Yapılıyor. Bak, bilhassa bakın Türkiye'de büyük üstaklar diyeceğimiz insanlar sürekli bu paralardan bir şey olmaz. Bundan bir şey olmaz. Pompalanıyor. Bir kısmı siyasi sayıkla yani. Olmaz diyelim iyice panik olsun millette şu Tabii. hükümete bir şey olsun falan filan Tabii. belki diye düşünüyor olabilirler. Bir kısmı da gerçekten inanmıyor. Yani diyor ki bundan bir şey olmaz küçümsüyor. Ama arkadaşlar valla öyle değil. Yani oluyor yani o olmuyor de diyenlere inanmayın ben Türkiye'de tekrar söylüyorum damlaya damlaya göl yapan bir sürü insan tanıyorum al bir sürü insan. örnek daha Kimseyi inandıramıyorsunuz diyor ki ya ben niye altın gününe gireyim diyor. Ben diyor zaten diyor ödüyorum diyor aylarca sonra topluca bana. Çünkü biz para biriktirmeyi bilen bir toplum değiliz. Bir altın günüyle O bile bile biriktirmek zorunda. E, evet eline ya toplu zaten, bir para sana geliyor. Şey değil mi? Ben bu kadar konuşuyorum ya boş konuşuyorum. Anneannelerimi getirsen yani Senin ananen gelse. Şu daha iyi anlatır. ananeleri gelse daha iyi anlatır ve onların yaptıklarını yapsak. Ananemiz zaten olurduk. Bizi bu yeni son 20-30 yıllık jenerasyondaki insanları bu medya ve şey pompalanan bilgiler mahvetti. Bize unuturlar. Unutulmuş sırlar ben Ben son Londra seyahatimi annemin beni soktuğu altın günüyle karşıladım. Bu işte bak o, o kadar, kadar basit. Biz de anneme bireysel emekli ev aldırdık. <laughs> i̇şte. Her yerde bunu söylüyorum. Yani insanlar Mert böyle kulak verin dinleyin. Doğruları söylüyor. Özellikle tasarruf konusunda. Evet. Bakın bugün yeni bir şey öğretti. Kitabında vardı bilmeyenler için söyledik. Ev ekonomisi defteri yapın. 21 günde de alışırsınız. Artık gelirinizden fazla harcamaz hem de tasarrufa geçersiniz Şöyle bir şey yapardım. Sonra söyleyeyim Gül biraz. Benim eskiden şöyle ayın 30, 29-30'da beni bir yere çağırdıklarında param vardı. Ama şöyle derdim. Bu hafta gelemem. Haftaya gelebilirim. Bakın param varken. Çünkü bütçem limitli. Limitimi yazmışım. Hedefe gelmişim. Durmam lazım. Ya param bittiği için değil. 10 bin lira maaşım varsa 2 bini biriktirmişim ya. 8 bin Bak, liraya çok gelmişim. Hedefim durmuş diyorum. Defterimde yazıyor çünkü gitme diyor hedefim bana. Onu gördüğünde gidemiyorsun, kıyamıyorsun Bravo. işte. Bravo. Disiplin.